Bismillahirrahmanirrahim. Değerli FM TV izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Müslümanın Sesi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Sizlerin evlerine misafir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün tabii Reşit hocamız aramızda yok. Onun sebebini hemen bildireyim. Reşit hocamız şu an dernek faaliyetlerini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'nda, tam şu saatlerde havalimanında, birazdan uçağa Afrika ülkelerinden Uganda'ya hareket edecek ve orada bir takım yardım faaliyetlerinde bulunacak. O sebepten dolayı bir hafta aramızda olamayacak. Önümüzdeki bugün yine gelmiş olacak ama muhtemelen yine olamayabilir. Artık onu beraber istişare edeceğiz. Tabii Ömer hocamız bizimle beraber. Bu hafta da yine çok önemli bir meseleyi sizlerle beraber konuşacağız inşallah. Günümüzde devlet yönetimleri var. Her devletin kendine has bazı kanunları, maddeleri, meclisleri, parlamentoları, anayasaları vesaire birçok maddeleri var. Bunlar oluşturulurken özellikle Müslüman ülkelerde ve Türkiye'mizde İslam'a göre, Müslümanlara göre oluşturuluyor mu? Müslümanların oyları istenirken Müslümanların hassasiyetlerine dikkat ediliyor mu diye Ömer hocamıza inşallah soracağız, cevaplarını alacağız. Sizler de bize hem WhatsApp yoluyla hem de kısa mesaj olarak ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0539 326 21 28 numaralı telefona WhatsApp yoluyla veya kısa mesaj olarak da bizlere mesaj atabilirsiniz. Sizin sorularınızı vakit oldukça hocamıza ileteceğiz. Veya hafta içinde mutlaka, mesela bir abimiz soru sordu, bir hafta oldu. Hala onun sorusunu bekletiyoruz mesela. Gerekli fetvalarını alıp hemen iletiyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Allah olsun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Şükürler olsun hocam. İşte yoğunluk devam ediyor. Bir taraftan çalışmalar, bir taraftan biliyorsunuz önemli kandiller, Ramazan geliyor. Çalışmalar bu şekilde yürüyor. Elhamdülillah. Hocam böyle fazla vakit kaybetmeden, tabii ezanda da bitireceğiz İstanbul için yatsı ezanı geldiğinde. Günümüzdeki devlet yönetimlerini bu hafta arkadaşlarımız hazırlamışlar, sormamızı istiyorlar. Bu konu bir hafta FM TV'de inşallah yankılanacak, ses getirecek diye inanıyoruz. Müslümanlardan, tabii Müslüman bir kitle var diye özellikle Türkiye'den veya dünyanın çeşitli yerlerinden hep bir destek bekleniyor. Çünkü Müslümanlar az değil bu ülkede. Yani nereden baksanız belki de %60'ını tekabül ediyor. Oy verirken Müslümanlar versin, oy işte ne bileyim bir şey yapılırken Müslümanlar da katılsın, şu olurken Müslümanlar dikkat etsin. Müslümanlar bunu yapsın ama mesela 15 Temmuz'dan çıktık. 15 Temmuz'un gecesi sabahına kadar İslamiyet için, ezan için, bayrak için mücadele edildi diye biliyoruz. Ama hemen akabinde farklı yönlere çekilebiliyor. Yani Müslümanlar bir anda unutulabiliyor. Yani o gece Müslümansın ama ondan sonra hayır, biz artık sistemimize bakarız denilebiliyor. Yani bu konularda bir aydınlatıcı bir açıklamanızı gerçekten rica ediyorum. Yönetim biçiminde Müslümanlar gerçekten ne kadar olmalı veya ne kadar var? Evet Emre Hocam, özellikle tabii konumuz hep Türkiye'den misaller verildi. İşte 15 Temmuz gecesinde bu milletin işte tekbirlerle, sahalara inmesi, ezanlarla, abdest alarak, şehadete yürümesi, işte ezanlarla, selalarla beraber milleti silkeleyip hayata döndürmek. Tabii bir takım kitle de ezan için camiye gidenleri tekmeledi. Evet. Birileri de işte salavatların önünü kesmek istediler. Çünkü hak batıl mücadelesi ila kıyamete kadar devam edecek. Şimdi burada şöyle bakmak lazım olaya. Şimdi Türkiye dediğimiz bu toprak, bu coğrafya tabii Türk milletinin aşağı yukarı takriben bakıldığında bir 900 yıllık devletlerin kurulduğu, belki de 1000 yıla aşmış bir devlet yapımız var. Yani Türkiye'de bu Türk coğrafyasında. İşte bizden Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kim var? Osmanlı Devleti var. 600 küsur yıl devam etmiş. Ondan önce bakıldığı zaman yine Selçuklu Devleti var. Şimdi tarihe bakıldığı zaman bu coğrafya hep İslam hamuruyla toplam coğrafya olarak bu millet Müslüman bir millet yani. Her ne kadar hani işte İstanbul Fatih Sultan Mehmet'le fethedilse de Anadolu dediğimiz Anadolu coğrafyası Müslüman. Peki nasıl bir Müslüman? Burası da önemli. Ehli sünnet bir Müslüman. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin yaşadığı ehli sünnet Müslüman. O tertemiz, saf
fitne fesada bulaşmadan o pak İslam anlayışı bu coğrafyada hakim olmuş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bir ifade gereği bakıldığı zaman ilk İslam devleti bakıldığında Medine-i Münevvere'de kurulmuş. Ama dünyanın İslam hakimiyeti en büyük güç ve kuvvet İslam devleti olarak görüldüğü zaman nihayet en son Osmanlı devleti olmuş. Evet. Şimdi bizler asrımızı inkar edecek değiliz. Övündürmeye kalktığımız zaman bizler Fatih Sultan Mehmet Han'la da övünürüz. Abdülhamit Han'la da övünürüz. Evet. Birileri her ne kadar kalkıp hani bu anlamda Abdülhamit Han'ı karalasalar da yalandan tarihçiler bir şeyler söyleseler de Abdülhamit Han cennet mekan bu memleket için, bu devlet için canıyla malıyla her türlü fedakarlık yapmış bizim için bir sultandır. Bununla beraber bakıldığı zaman bu coğrafyada hala İstanbul'un Fatihi adı üzerinde hani Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un Fatihi her ne kadar Sur içi belediyesini ayrı bir belediye yapıp Sur içi olarak değiştirmek isteseler de kendi ismini ilçe olarak orada hala muhafaza edilmeye çalışılıyor yani evet. Fatih ilçesi. Şimdi bunlar niçin bunları söylüyorum? Yani bizim ruhumuzda Fatih Camii var. Bizim ruhumuzda Fatih Caddesi var. Yani bu millet hala bu isimlerle, bu coğrafyanın bu millet bu ezanlarla, bu medreselerle, hafızlık ilimleriyle, Kur'an ilimleriyle, medreselerle, Arapça tedrisatlarıyla beraber hala sapasağlam, dimdik bir ruh taşıyor. Şimdi burada en büyük sıkıntı ne? İşte karşımıza bir sistem dayatılıyor ve bu sisteme işte kimileri laiklik diyecek, kimisi hani antemperyalist diyecek, kimisi buna kalkıp ne derse diyelim bunun. İslam'la çatıştığı anda burada sıkıntı yaşıyor. Bir Müslüman olarak, kimliği olarak sıkıntı yaşıyor. Ha bunu da bugün elhamdülillah bakıldığı zaman şu an eski yaşanılan o sıkıntılar şu anki Türkiye'de onları da görmüyoruz yani. Hamdolsun. Evet. Eskiden ne vardı? Misal diyorum. Bir polis bizim kafamızdaki sarığı gördüğü zaman bunu suç aleti olarak kabul edip 28 Şubat süreçte evet. Seni karakola getirip ifade alıp soruşturma yapıp sana ceza kesebiliyordu. Evet. Niçin? Kafanda diyor senin sarık var. Türkiye'de diyor inkılap kanunlarına göre diyor senin diyor sarıkla bu kıyafet suç. Sarıkla dolaşman diyor suç diyor. Şimdi aynı kişiye şunu söylediğin zaman ya kardeşim tamam sarıkla dolaşmak suçsa senin de kafana bir tane fotel koyman lazım. Fotelsiz gezmek de suç. Evet. Şimdi bakıldığı zaman inkılap kanununa göre bir devlet memurunun giyinmesi gereken renkler dahi belirlenmiş. Kılık kıyafet belirlenmiş. Şimdi bugünün günümüzün çağında baktığı zaman artık bunlar bağnazlık olarak toplum kabul ediyor. Yani belli bir şekilde yani kılık kıyafet devrimini İnanç devrimlerini toplum artık yeni yüzyılda kabul etmiyor. Kim olursa olsun. Kim olursa kabul etmiyor. Yani sağcısı da etmiyor, solcusu da kabul etmiyor. Solcu da kabul etmiyor. Diyor kardeşim bir insan diyor neye inanıyorsa inanç özgürlüğü olmalı. Şimdi bizim dayatılan sistemde ne var? Laik sistemin getirdiği dayattığı sistemle din ve devlet işleri ayrı olacak. Yani burası da şimdi bugün tartışılıyor artık. Yani bir adam devlet dairesine gittiğinde ben inancım gereği bir Müslümansam, devlet dairesinde inancım gereği İslam'ı temsil etmeyeceksin diyor. Yani orada İslam'ı bir ifade kullanmayacaksın diyor. Şimdi burada da şimdi tabii ki çok önemli bir şey var. Hani toplum olarak da hani nasıl söyleyeyim? Hani geçen bir muhabbetimiz oluyor böyle esnaflarla falan. Hocam diyor hep diyor namaz orucu anlatıyorsunuz ama diyor bir de adil ticareti anlatın. Resulullah Efendimizin ticaretini anlatın. Sebep niye bunu söylüyor toplum olarak? Çünkü adam namaz kılıyor, aldatıyor, namaz kılıyor, kandırıyor. Sözünü tutmuyor veyahut da vesaire vesaire. Ya demem o ki Müslümanlar da belli yaşantılarından taviz verdikleri için ve namazı da belli bir ticarette Allah muhafaza eylesin alet haline getiren kalitesiz bir Müslümanın getirdiği siyaset de bu oluyor. Bu sefer laik sistemin düzgün bir sistem olduğunu savunabilecek insanlara bir koz veriyoruz. Bu neye benzer? Teşbih olsun diye söylüyorum. İsim vermeyeceğim. Normalde Suudi Arabistan'da Müslümanların, yani bizim genel anlamda Türkiye'nin diyelim hatta, bizim orada bir hilafet koltuğumuz vardı. Evet. Hilafet koltuğu. O hilafet koltuğunda bizim hac zamanında Diyanet İşleri Başkanı gider orada Türklerin bulunmuş olduğu Arafat'ta orada kürsüden hitap ederdi. Genel anlamda sohbet ve vaaz verirdi. Şimdi bunu yapamıyorsun mesela. Misal niye? O hilafet koltuğunu kaldırdılar. Sebebi ne? Bir tane siyasetçi hacca gidiyor. Orada siyasi bir propaganda yapıyor. Yani ne anlamda? Hazır diyor Müslümanlar da burada. Hazır kalabalık atıyorum. Yani var burada 50 bin kişi, 100 bin kişi Müslüman gelmiş. Ben bunlara kendi ideolojimi, siyasi olarak fikrimi burada anlatayım
dediği için, bunu hacda yaptığı için başka bir siyasi parti de bunu Suud Devleti'ne şikayet ediyor. Bizim de kürsümüzü buradan kaldırın. Kim kimi kaldırdı? Bir Türk devlet adamı, bir Türk adamı, devlet adamının oradaki koltuğunu siyasi yapmasından bahane ederek orada onu kaldırdı. Aslında iyi yapmışlar yani bakıldığı Şimdi, zaman. Şimdi bakıldığı zaman doğru. Hacda ne işimiz var? Siyasetle. Millet burada af olmaya gelmiş, ibadet yapmaya gelmiş. Şimdi aynı şekilde siyasi bir şekilde, yine aynı şekilde teşbih olsun diye söylüyorum. Devlet kademelerinde bir adam girse, işte ben hangi adamın yanına gideyim? Bu aslında bizim genel bir sorunumuz yani. Şimdi benim bir savcının karşısına çıkacağım değil mi? Türkiye'de bir şeyimiz var bizim, bir savcımız var. Şimdi ben çıkarken niye şöyle bir şey düşüneyim? Namaz kılan bir savcı var, namaz kılmayan bir savcı var. Evet. Bu çok gaflet haline düşürür bizi. Yani ne anlamda? Şöyle, bakıldığı zaman adam der ki ya işte benim bir meselem var. Bu meselemi ben bir namaz kılan birini bulayım ki ben de Müslümanım, onu anlatırım, beni anlar. Halbuki ne olmalı? O makama gelen riyakat ehli olmalı, işini düzgün yapmalı. Evet. Ama burada ne devreye girmiş? Öyle bir sistem ki bizi nereye getiriyor kuşak olarak? Yani senin eğer suçun İslami bir suçsa, genel anlamda suç değil ama sistem seni suçlu kabul ediyorsa, misal yani sarık takmak Türkiye'nin genel anlamda herkese serbest kılık kıyafeti. Ama bir Müslüman sarık taktığı için ceza yiyecekse, sen o anlamda devletin bir savcısının huzuruna çıkarken ne arıyorsun? Abdestinde namazında olan bir savcıya denk geleyim. Niye? Ya Müslümandır, benim halimden anlar da bana ne yapmaz? Evet. Ceza kesmez. Şimdi laiklik nerede devreye giriyor? Diyor ki sen diyor devletin adamlarından birinin diyor dini bir kriter olmasın istiyorsun. Nasıl istemesin adam? Sen bir Müslümanı kılık kıyafetinden dolayı yargılarsan haliyle halk olarak, tebaa olarak da ne görmek ister? Teşke bizi orada anlayacak Müslüman birileri evet. olsun ister. Bu aslında nereden kaynaklanıyor? Halka yapılan zulümden kaynaklanıyor. Yani sistemin sıkıntısı, sistemin inanç özgürlükleri daraltıldıkça, hapsettikçe aslında siz bu toplumu kendinize karşı düşman edersiniz. Sistem problem. Oysa ki Allah'ın mesela hükmüne bakalım. Bir siyasi ekole bakmayalım. Allah'ın hükmüne bakalım. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han, teşbih olsun diyorsun, devlet otoritesi. İstanbul'u fethettiğinde, girdiğinde cezaevinde yaşayan ve çıkmak istemeyen kardinaller varmış. Onları ziyarete gitti. Dedi ki ya dedi siz burada niye yatıyorsunuz? Dedi bizim başımızı hükümdar dedi. Bizim inancımıza göre, İncil'e göre şu hükümleri uygulamadığı için biz de kendisine zalim dedik. Bu zulme karşı bir direniş olsun diye kendimizi cezaevine koyduk. Biz senin siyasi hüküm döneminde, siyaseten yapmış olduğun devlet otoritesinde biz kendimizi bu şekilde serbest bırakmak istemiyoruz. Senin vebaline ortak olmak istemiyoruz. İsyan ediyoruz. Ondan dolayı cezaevine girdiler. Dedi ki, şimdi çıkın. Fatih Sultan Mehmet Han diyor. Çıkın. Bizim bu bölgelerimizi bir gezin. Bir zapt edin. Bir tutanak tutun. Ve bir bakın sizde gördüğünüz haksızlıklar ve zulümler devam ediyor mu? Eğer devam ediyorsa sizin burada kalmanıza bir şey demeyelim. Ama yoksa böyle bir sıkıntı, o zaman daha sizin burada cezaevinizde kendinizi hapsetmenize gerek yok diyor. Evet. Bu üç papaz çıkıyorlar. Kol kola gezerlerken bakın bir meseleye denk geliyor. Adamın birinin mahkemesi var. Mahkemeye gelmiş adam, orada şahit oluyor. Burada ne var? Biri birine bir şey anlatıyor. Efendim diyor, ben diyor mahkeme için geldim. Derdiniz neydi diyor. Adamın biri birinden bir hayvan almış. Aldığı gün hayvan akşam eve getirmiş. Hayvan hasta olduğu için o gece sabahı görmemiş, ölmüş. Sabah da adam hemen savcıya gitmiş, kadı efendiye gitmiş. Hakime gidip demiş ki böyle böyle ben bir mal aldım. Sabahı görmedi, bu hayvan hastaydı. Bana hasta ayıplı bir hayvanı sattı. Ben malın iadesini, paramı geri istiyorum. Mevzu bu. Ama gittiğinde vakit, hakimin yani hükmedecek olan kadının yerinde olması gerekirken kadı efendi yerinde yokmuş. Beklemiş 3-5 saat gelmemiş. O da gerisin geri gelmiş. Sonra tekrar bir daha geri gitmiş. Durumu anlatırken şimdi kadı efendi diyor ki bir mahkeme bu olay nasıl olmuş anlatın vesaire falan. Kadı efendi diyor ben diyor geldim. Bu hastanın hayvan diyor bu şekilde oldu. Böyle bir süreç yaşadım. Bu adam da parayı harcamış, şöyle yapmış, böyle yapmış vesaire falan. Kadı efendi diyor ki ya diyor bu suç tuğbu benimdir. Vaktinde geldiğinde diyor benim makamımda görseydin bu paraya diyor biz diyor el koyardık.
malın satılmasını engellerdik, yani zayi olmamasını. Bu şekilde de bir çözüm üretirdik. Ama diyor, bir makamda görmeyişim, benim ihmalkarlığımdan dolayı yerimde olmayışım, bu suçu sahiplenmeye çalışmış. Ya oradaki cezaevinden çıkan da bu Hristiyan papazlar bu olayı görünce tacip ediyorlar. İkinci bir olay, üçüncü bir olay, vakalar hep böyle peş peşe takip ediyor. Netice olayın geldiği yer neresi? Fatih Sultan Mehmet'in huzuru. Diyorlar ki, efendim biz yaşanan bu sistemin içindeki zulme karşı tepkimiz vardı. Ama şu an bakıyoruz ki bu coğrafyaya zulüm gitmiş, adalet gelmiş. Şimdi adaletin neyi yok aslında bakıldığı zaman? Tabii ki İslam adalet dinidir. Ama bir adam Müslüman olmasa da adil olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Adalet geneldir. Adalet geneldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminde kendi ashabını gönderdiği hicret anlamında ilk gidilen yer hicret Habeşistan. Bugünün Etiyopya'sı. Bakıldığı zaman Habeşistan'da kim vardı? Necaşi vardı. Necaşi Müslüman mıydı? Değildi. Değildi. Ama adaletliydi. Hristiyan'dı ama adildi diyor Resulullah Efendimiz. O diyor adil biridir. Adalet hükmedeceği için size zulmetmez. Ama diğer türlü gideceğiniz her yerde zulüm görürsünüz. Evet. Şimdi bugün bakıldığında Türkiye'de İslami anlamda bu konuda hele eski darbe dönemlerinin yaşandığı 80'ler, o cumhuriyetin 70'ten. İlk dediği gibi 1903'te 60'lar olsun 80'ler vesaire darbe süreç hep böyle bir irtica, hep birinci tehlikeymiş gibi gösterildi. O dönemlerde bakıldığı zaman aynı insanların söylemiş olduğu ifade, işte Habeşistan'daki Necaşi adildi. Yani senin beni neyle yönettiğin çok önemli değil. Sistemin adı ne olursa olsun önemli değil. Ne? Adalet var mı? Adalet yok. Adalet olmadı mı zaten sen bu millete zulmediyorsun yani. Şimdi geldiğimiz yer neresi? Bugün konuşuyoruz işte. Biz eğitimdeki başarıyı konuşmamız gerekirken yıllar sonra bakıyorsun işte başörtü meselesi Türkiye'de yıllardır hep mevzu olmuştu. Şimdi mevzu oluyor mu? Yok. Hani duyuyor ne oldu? Muyuz? Hiçbir şey yok. Hani ya. Demek ki yapılan bugün açık ve net konuşmak gerekirse Ukrayna bayraktarların yapmış oldukları İHA'larla, SİHA'larla bir devletin savunmasını ve karşı tarafa vermiş olduğu zararı konuşuyoruz. Evet. Bugün bakıldığı zaman bayraktar olarak İHA'ları ve SİHA'ları yapan o ekibin içinde belki de %20 bayanlarda %50 belki de tesettürlü kızlar var. Var evet. Hani ne anlamda söyleyeyim, yıllardır bu milletin tepkiyle hani kin ve nefretle bir başörtüye dair için çarşafı şerifi konuşmuyorum. Yani çarşafı şerifi konuşmuyoruz bile. Bir başörtüye dahi hazmedemeyen bir kin empotize edildi mi? Evet. Yapıldı bunlar ya. Şimdi kalkıp hani hocam biz bu sistemi nasıl savunabilirim? Ya bu eşarba düşman olan, yani camiye düşman olan, ya bir hocanın namazdan sonra 3 ayetini ya sen ne konuşuyorsun, bana nasıl faizi haram olduğunu anlatırsın diyebilecek ya Müslüman bir alimin Müslüman bir tebaaya faizi nasıl anlatamazsın? Evet. Şimdi daha bu yeni yeni demokrasi adı altıyla hür olduğumuzu, İslami bilgilerimizi paylaştığımızı görüyoruz yani. Hamdolsun. Yani bunu tabii yani bir fırsata çevirmek lazım. Bunu bir ganimet bilmek lazım. Maalesef bu konuda da tabii Müslüman şuurlu insanların çok büyük bir kaybı var. Evet hocam. Hani derler ya bazı zenginlikler, nimetler ele geldiği zaman kıymet bilinmez, elde avuçta durmaz, kaybolur. Maalesef şu anda da Müslümanların bu şekilde büyük bir rehaveti var. Evet. Evet hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Şimdi tabii bazı sorular var. Onları da isterseniz ileteyim. İzleyenlerimiz takip ediyorlar sağ olsunlar. Bazı sorular var. Kimisi konumuzla alakalı da olabiliyor. Konumuzun dışı da olabiliyor ama yine de biz bir bakalım. Selamünaleyküm hocam. Bir sorum var. Hocam ben çarşaflıyım. Kayınlarımın yanında çarşaf giymiyorum. Bir günahı var mı? Aynı apartmanda yaşıyoruz demiş. Kayınlarının yanında çarşaf giymiyorum. Normalde çarşaflıyım. Bir günahı var mı? Şimdi kayın ne oluyordu hocam? Yani kayınları herhalde eşinin kardeşleri, erkek kardeşlerin yanında şimdi, giymiyorum demiş. Evet, şimdi burada mahrem ve namahrem konusunda kayın dediğimiz kişi nedir? Namahremdir. Evet. Ne yapmaması lazım? Onun yanına dış elbisesi olmadan çıkması uygun değil. Evet hocam. Ha, bunun haricinde özellikle de namahrem konusunda kayınla alakalı da çok fazla ifade vardır. Bunları da dikkate alarak normal bir namahrem konusunda kayın devamlı evin içinde daha böyle yakın olabilme ihtimalleri olduğundan dolayı
daha tehlikeli yani. Mesela bu konuda kayınla alakalı daha böyle keskin ifadeler, daha böyle uzak durulması, daha çok tedbir alınması gerektiğiyle alakalı ifadeler çoktur. O yüzden bu şekilde durmamakta fayda var. Bunu bu şekilde söyleyelim. Ama kültür olarak bizde bir Anadolu kültüründe şöyle bir beklenti var. Yani bunu tabii her örf ve adet İslami bir gelenek değildir kıymetli insanlar. Şimdi biz bazen böyle her şey işte hocam bizim Anadolu'da biz böyle büyüdük. Biz abi kardeş gibi büyüdük. Hocam benim bacım sayılır, benim işte abim sayılır diyerek bu sahiplenme duygularıyla beraber İslam'ın belli kriterlerini, yani haramlarını kendimize mübahmış gibi, yani çok büyük günah değil de kerihmiş gibi hafifletmeye çalışıyoruz. Bu da çok iç açıcı bir şey değil. Hani hükümler kat'idir. Kat'i olan ifadelerde de kalkıp olayları yumuşatmaya gitmenin de hiçbir anlamı yoktur. İtikaden hani bunu doğruyu bilelim de yaparız yapamayız. Gücümüz yeter yetmez, yetmez. Orası ayrı bir konu. Ama bu konuda kat'i deliller var. Namahrem konusunda. O yüzden dış elbisemiz olmadan çıkamayız. Bir zaruret olmaksızın da böyle bir keyfi olarak da oturup dertleşmek, aynı sofrada yani baş başa yemek yemek gibi bir ortamın içine de giremeyiz. Evet hocam, devam ediyoruz. Hocam artık Ümre'ye gidiliyor mu demiş. Ümre ile alakalı bir soru sormuş hocam. Ümre ile alakalı bir soru sordunuz. Evet, biz de geçenlerde bunun bir muhabbeti yapıldı. Herhalde bir hareketlenme vardı. Olmuş hocam. Olmuş korona mu? Tedbirleri kaldırılmış, normale dönmüş Kabe. Öyle mi? Tabii şu an bayağı normal tavaflar başlamış yani. Hamdolsun. Türkiye ile alakalı benim bir bilgim yok hocam. Eğer sizin varsa aktarabilirsiniz. Biz bir takriben bir 20 gün önce bir başvuru yapmıştık. Hani nasıl gidebiliriz diye. Daha açılmadığını. Evet. Hatta yani bu işlerin daha bu şekilde bir normalleşmediğini dile getirmişlerdi turizmciler. Bunu da böyle bilmekte fayda. Tamam hocam. Buradan Ümre'yi dört gözle bekleyen bizler de öyle. Gerçekten açılsa da bir an önce kendimizi kutsal topraklara atalım diye bekliyoruz. Birçok Türkiye'de de hasret oluştu. Herhalde aşağı yukarı 3 yıldır gidilemiyor diye biliyorum hocam yani. Aşağı yukarı. Koronayla beraber. Tabii ki 2-3 yıl oldu. Haç mesela, haç daha da uzadı. Çıkanlar gidemedi 3-4 yıldır vesaire. Rabbim inşallah kavuştursun ama en son gelen haberlerde Kabe'de hayat normale dönmüş, tedbirler kaldırılmış. Bayağı normal namaz, normal tavaflar başlamış. Bu demek oluyor ki yavaş yavaş Türkiye'de bu iş açılacak anlamına geliyor. Belki kota koyabilirler ama en nihayetinde açılacak diye bekliyoruz. Evet hocam, Ümre konusundan sonra kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Şimdi bir tane daha bir soru var hocam. Selamun aleyküm sayın hocam. Aileyi bozacak TV'ler var. Hocam söz verilmiştir. Halka aile TV eğitim TV kurulacak. TRT eğitim aile eğitim kurulacak mı demiş. Hocam perişan olduk. Aileyi yıkıyorlar demiş İzmir'den. İzmir'den bir ablamız herhalde. Yani diyor ki aileyi koruyan bir TV yok diyor. Bu yönde diyor böyle bir şeyler olacak mı diye soruyor yani hocam. Vallahi devletin nasıl bir politikası var onu bilemiyorum. Yani süreç olarak ama FM TV'de aile programları çok fazla. Programlar devam ediyorlar. Tabii ki bakıldığı zaman her zaman şunu söylemeye çalışıyoruz bu ekranlardan. Hani bir dönem vardı, işte Lozan Anlaşması yapılmadan evvel İngilizler koca bir orduyla beraber geldiler. Çanakkale'yi geçemediler, doğru mu? Evet. Ama tekrar kısa bir dönem sonra aynı ordu savaşsız içeriye girdi ve sonra tekrar gerisin geriye çekildi gitti. Giderlerken neyi bıraktılar bize? Kendi modalarını, kendi kültürlerini, kendi defilelerini, kendi örf ve adetlerini dedik ve kendi tabiri caizse sapık olan duygu ve yaşantılarını bize bir miras bırakıp gittiler. Ve o gündür bugündür o sistem yine aynı, yani İngiliz lobisinin bugün Mason hocalarıyla beraber Türkiye üzerinde çok büyük bütçelerle beraber bir sürü programlar ve yarışmalar kuruluyor. Bakın ya, öyle bir durum ki biz de telefon kullanıyoruz, sosyal medya kullanıyoruz, gündemde ne var ne yok yeri geri bakalım istiyoruz. Öyle ailevi programlar, öyle aldatma üzerine tartışma programları kurulmuş ki her biri insanın kanını donduracak şekilde. Bak, Türkiye'de bunlar haber oluyor. Yani Türkiye'de bunlar haber oluyor. Ben şimdi bunları ağzım varıp da burada söylemek istemiyorum. Aile içinde yaşanan pislikler daha şu an, bilmiyorum görülüyorsa haber sitelerinde, daha bir haftalık olay Türkiye'ye çalkalanıyor. Öyle yakın birbirlerini aldatma ilişkileri konuşuluyor ki, sebep niçin?
Çünkü pislik böyle bir şeydir. Yani sapıklık böyle bir şeydir. Hani iyiliği yaymak iste bu kadar hızlı yayamazsın ama kötülük ve sapıklık böyle bir anda yayılır yani. Bakmışsın hemen hızlı bir şekilde herkes ona sahip çıkar. Niye? Çünkü nefisler kötülüğe meyillidir. Şeytan bu işi çok güzel malzeme eder, kullanır. Pisliği duydu mu onu hemen böyle acaba hani ben de bu işi böyle fırsat verip ben de yapabilir miyim? Allah muhafaza eylesin. O yüzden bizim nefsimizle bir savaşımız vardı. Bizim şeytana karşı almamız gereken tedbirlerimiz vardı. Bizim bir hak batıl mücadele noktasında bir mücadelemiz vardı. Müslüman burayı unuttu. Müslüman hani benim bir şeytanla mücadelem var mı hatırlamıyor. Şeytan diye biri var ama bende işi yok herhalde diye düşünüyor. Ki belki de gerçekten işi kalmadı. Niye? Çünkü zaten şeytanın bugün sosyal medyayla o kötü olan haberleri sana bir şekilde duyurarak seni ona meylettirdiği için hayat belki de o emekli oldu. Artık sen zaten hep devamlı bu dalaletin ve yanlışın peşinden gidiyorsun. O da rahat yaşıyor. Kıymetli dostlar, tedbir almamız lazım. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi misal iki ülke arasında savaş var. Ukrayna, Rusya. İkisi de nerede? Şu an alarmda. Yani her an her şey olabilir diye tedbirlerini zirveye çıkarmışlar. Niye? İşin ucunda ölmek var. Yani bu öyledir. Tedbirli olacaksın. Bir gün İmam-ı Gazali Hazretleri'ne bir tane dervişin biri geliyor. Diyor ki hocam diyor. Hani ben diyor bir muttaki kul olmak istiyorum. Takva ve ihlas sahibi bir kul olmak istiyorum. Bunun bana bir tavsiyesini bulunur musun? Tavsiyede bulunur musunuz diyor. Evet. İmam Gazali diyor yanına diyor bir tas yağ alacaksın. Yanına bir de sağına diyor önüne sağına soluna iki tane güvenlik. Ama bu güvenlik diyor seni takip edecek. Çarşıya gideceksin ve geleceksin. Eğer bu elindeki yağ kabından bir damla diyor, yere damlatırsan onlar da sana bir tane diyor satırla vuracaklar. Koparacaklar kafanı diyor. Tabii kişi aynı şekilde hikmetinden sual olunmaz İmam Gazali'nin bu sözünü dinlemek üzere eline bir kap alıyor. İçi de yağ dolu gidiyor çarşıya geliyor. Bir damla da yere dökmemiş. İmam Gazali soruyor evladım. Çarşıda diyor gördün mü düğün yapanları görmedim. Gördün mü diyor şurada pazarı görmedim. Şurada bir eğlence vardı gördün mü görmedim. Evladım diyor sen niye hiçbir şey görmedin diyor. O da hocam diyor vallahi diyor elimde diyor ya korktum bir damla yere düşer diye. Bu yanındaki arkadaşlar diyor beni diyor ne yapmaz affetmez diye. Ben de diyor bir yağa baktım bir yola baktım. Bir yola baktım bir elimdeki kaba baktım. Başka bir şeye bakmadım dikkatle gittim geldim. İşte evladım müttaki olmak insanın kendisini bu şekilde koruyabilmesi... İşte bu şekilde anca olabilir. Elindeki kap insanın imanı, yürüdüğü yol kişinin sırat-ı müstakim sünneti seniyyesi, Resulullah'ın yürüdüğü ölçüler. Sen bu şekilde imanını muhafaza edebilmek için Resulullah'ın yürüdüğü yoldan dikkatli yürürsen o zaman muttaki bir kul olabilirsin. Yani işin özü sağında iki meleği de görerek münkerin mekir melekleri gibi yaptığım iyilikleri sağ melek yazacak, yaptığım kötülükleri sol melek yazacak. Gün gelecek ben bunlarla hesaba çekileceğim. Sıkıntı büyük. O yüzden yaptığım işi dikkat ederek yapayım. Aldatma, aldanma. Hem aldanırsın. Bu hayat seni ne yapar? Bir türlü aldatır. Nasıl aldatır? O yapıyor çarpılmadı, ona bir şey olmadı. O yapıyor yalanı söylüyor, abartıyor, kafasına göre bir fetva bulmuş. Meylettiriyor insanları vesaire falan. Dalalet, yanlışlık, sapıklık derken sen de ona bir şey olmuyor diye fark etmez dersin. Yavaş yavaş. Seni bir böyle fındık faresi gibi nefis böyle insanı kemirir. Efendi Hazretlerimiz öyle buyuruyordu. Kaddesallahu sirrahu. Derdi ki böyle deve gibi olmayın derdi. İhvanların deve gibi olmayın. Bu misal anlaşılsın da derdi. Deve Mahmut olsun derdi Efendi Hazretlerimiz. Bu kadar da ağır bir ifade kullanırdı sultanımız. Niye? Yeter ki olay anlaşılsın diye. Kıymetli dostlar. Ne anlamda bunu söylüyordu? Çünkü deve sürüsü birbirine bağlı kervanlarda otururlarmış. Bir gün gelmiş bir tane fındık faresi o devenin ipini, yularını elin ağzına almış. Ufak ufak ipi hareket ettirmeye başlamış. İpi hareket ettirince deve zannetmiş ki sahibim geldi beni kaldırıyor. Deve kalkmış ayağa. O fındık faresi nereye? Baş deve oraya onun peşindeki bütün develer de onu takip etmeye başlamış. Netice bir fındık faresi onların rehberi oldu. Şimdi bu olay anlaşılsın diye sultanımız böyle bir misal vermiş. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu. Nitekim olay anlaşılıyor mu anlaşılmıyor. Biz zannediyoruz ki biz kimsenin peşine gitmeyiz. Biz aldanmayız. Biz kanmayız zannederiz. Halbuki baktığın zaman ya bir sosyal medya takma seni peşine götürüyor seni ya ömrünü evet. Almış. Sabah kalkıyorsun ilk aklın tık telefonuma bakayım. Bakamadan duramıyorsun telefonuna. Sebep niye? Seni bağlamış kendine. Arada namaz kılacaksın hemen tak eline telefon. Eskiden namazla selam verilirdi. Millet eline tesbih alırdı. Şimdi selam veriliyor. Hoca efendiler hep muzdarip ve şikayetçi. Niye?
Hocam diyor selamımızı verir vermez milletin eli diyor cep telefonunda. Bak demek ki biz aldanmıyoruz derken halbuki biz aldanıyoruz yani. Ve bu şekilde sorsak ki kişi günlük virtlerini çekiyor mu çekemiyor. Kalbi neyle meşgul? Hep dünyalık bir menfaat. Şu ne yaptı? Neyin heyecanını yaşıyorsun kalbinde? Bir bak bakalım. Kalbin neyin tutkusuyla yaşıyor akşama kadar? Kalbin neyin heyecanıyla atıyor? Akşama kadar neyin heyecanını yaşıyorsun? Yoksa kalktın da Allah için birine bir şey öğrettin, birine bir Allah'ı anlattın, bir peygamberin sevgisini nakşettin de o seni mutlu mu etti? Yoksa hep dünyalık, hep dünyalık, hep dünyalık. Rabbim bize şuur nasip eylesin. Evet hocam, Allah razı olsun. Sorular da bu yönde. Hep tabii genel sıkıntılar vesaire. Hocam böyle bir 3 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Son olarak yönetimlerimizin, hani ilk sorduğumuz soruya yine böyle bir değinecek olursak son olarak. Yani Müslüman var mı? Var. Ama Müslüman dikkate alınmıyor. Yani nasıl biz dikkate alınacağız? Birileri kanun yaparken artık başkalarını değil kardeşim, beni düşüneceksin sen. Ben bu ülkede %60'ım, %70'im veya %80'im. Müslümanlığın kanunlarını düşüneceksin. Nasıl bunu sağlayacağız yani? Evet. Herhalde i̇şte, bu da bizim yaralarımızdan biri yani. Tabii şimdi gönül ister ki, misal diyorum. Hani ne ister gönül? Diyeceksin ki bizim niye bayramlarımız cumartesi, hafta sonu izinlerimiz niye cumartesi pazara denk geliyor? Evet. Hani bunu Avrupa dikkat etmiş. Sebebi ne? Cumartesi günü Hristiyanların ayinleri var diye. Pazar günü de Yahudilerin kendi kiliselerinde ibadetleri var diye. Adamlar kendi Avrupa Birliği bunu dikkate alarak cumartesi pazarı bayram yapmış. Şimdi biz Müslüman ülke olarak biz cuma gününü bayram yapsak millet rahat rahat cumaya gider mi? Cumasına gider. Rahat rahat böyle ezanlar okunur da cuma vakti hemen namazdan çıkma derdine düşer mi? Düşmez. Hatta bir şenlik olur mesela. Doğru. Bayram gibi yani. Ha tabii yani adam hafta sonu olarak cumayı değerlendiriyor. Ne yapıyor? Elhamdülillah diyor. Sabah kalktık. Cuma namazında bir yere, sabah namazına bir şenliğe gidebilir. Bir cuma sabahı. Yani peşinden kandillerimizin çoğu geliyor. Bakıyorsun hep mübarek günler denk geliyor. Önümüze Ramazan-ı Şerif ayı. İnsanların yani özellikle bu günleri cumaya bağlamaları ne olur? Cuma namazında sohbet 10 dakika değil de yarım saat 45 dakika olur. Dolu dolu insanları yetiştirebilecek bir seminer haline döner. Bereketli olur mu? Bereketli olur. Olması gereken bu mu? Olması gereken mi? Şimdi mesela baktığımız zaman Suudi Arabistan'da ne şekilde şu an izinler? Cuma günleri. Dünya üzerinde hayatları devam ediyor mu? Ediyor. Evet. Ticaretleri devam ediyor mu? Ediyor. Yani bir insanın hani beklentisi ne olabilir bir Müslümanın? Bu beklentiye girebilir mi? Bekler. Ama bu ne zaman dikkate alınır? Şu an devlet dairelerinde bu izinler daha yeni başladı ya. Yani yeri geldiği zaman şu an hala özel bankalarda yani Müslüman bir adam namaz kılacaksa hala problem. Hala Türkiye'de ne fabrikalar var, ne fabrikalar var bunlar. Daha düne kadar, 2 yıl evvele kadar Türkiye'de haber oldular. Ben diyor yani cuma namazına giden bir işçi almıyorum diyor fabrikama. İstemiyorum diyor adam. Yani bunu Türkiye'de 165-170 bin Müslüman kimliğinin olduğu bir Türkiye'de bir fabrika bunu söyleyebiliyorsa bu resmen... Ya bu Müslümanlara bir küfür yani. Evet. Ve biz bu adamın yeri geliyor halısını kullanıyoruz. Halı fabrikası hatırlarsanız. Evet halı hocam. Fabrikası Antep'te. Bununla gündem oldu. Yani biz şunu yapamadık yani. Burada ne var? En büyük sıkıntı. Hani biz ne zaman dikkate alınacağız kelimesine baktığımız evet zaman hocam. Özellikle bir olmamız gerekiyor. Fikir birliği yapmamız gerekiyor. Yeri geldiği zaman boykot yapmayı da bilmemiz lazım. Yani bir adam mesela bir İsrail diyoruz Filistinli Müslümanı öldürüyor diyoruz. Misal diyorum. Yani burada... Bir Filistinli'nin Müslüman kardeşi için ben bir şu diş macunundan vazgeçtim diyemiyor mu Müslüman yok ya? Hocam, ben şu marka bundan sonra bir yakıt almayacağım. Ben şundan sonra şu markayı kullanmıyorum. Protesto ediyorum ya. Niye? Bu adamlar bizim paralarımızla kalkıp Müslümana mermi atıyor. Diyemiyoruz ya. Burada zaten bu Müslümanın bu ideolojik fikir birliği olmadığı müddetçe bunu devletin otoritesi de görmediği müddetçe seni zaten kimse dikkate almayacak. Almaz. Evet hocam. O yüzden birliğimize Rabbim daim etsin. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Zaten programımızı sonlandırıyoruz. Ardından reklamlar, ardından kıymetli Masum Bayraktar hocamızın programıyla FM TV yayın akışı devam edecek. Bu hafta da gerçekten hem tatlı, birbirinden önemli, değerli konuları konuştuk. Sizden gelen sorulara da hem burada ben yetişmeye çalıştım, hem birkaç tanesini hocamıza da sorduk. Bu şekilde inşallah
yayınımızı tamamladık. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.